BDP'nin belediye başkanları bu karakolların yollarını açmazsa ne olacak? MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz San Sancarla birlikte Kent Medya Grubuna bir nezaket ziyaretinde bulundu. Kent Medya Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz tarafından ağırlanan heyetin ziyaretinde Milletvekili Erdoğan, MHP'de yaşanan büyük kurultay ve büyükşehir yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu yapı hem bana göre yönetilebilir bir yapı değil hem de Türkiye'nin üniter yapısını tehdit ediyor. Mehmet Erdoğan, MHP'nin kuruluşunun 43. yılında 10. Büyük Kurultayını gerçekleştirdiğini, bu kongre için hazırlıkların 2011 yılında ilçe ve ilçelerde yapılan kongrelerle başladığını belirterek şunları söyledi. Olaya birkaç boyutla bakmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ve çok partili siyasi hayatımızda eee çok adayla yapılan eee gerçekten coşkulu bir kongre yaşadık. Bu kongre sürecinde tabii eee şunlara da dikkat etmek lazım. Bir defa Sayın Genel Başkan hiçbir ilçe kongresine, hiçbir il kongresine katılmadı. Yani bizim büyük kurultay delegelerimiz gayet demokratik bir şekilde seçildi ve 1200 41 delegemizin 1220 tanesinin katılımıyla 4 Kasım'da ki aynı zamanda o Arena Spor Salonu'nun içini dışını dolduran Türkiye'nin dört bir tarafından gelen partilerin de e, coşkusu, heyecanı, katkılarıyla gerçekten Türkiye'de bütün partilere örnek olacak demokratik, kavgasız, gürültüsüz ve sonuçları itibariyle de tartışmasız bir kongre yaşadık. Ben bunun e, öncelikle milletimize, partimize, partilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletvekili Mehmet Erdoğan kurultay sonucu seçilen bu yapının çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. E, bu kongre hem Türkiye'deki siyasi hayat bakımından önemli hem partimiz için çok önemli. Çünkü işte dün açıklanan başkanlık divanı ile birlikte bu yapı partimizi üç önemli seçime taşıyacak. Bir tanesi 2014 yılı Mart ayında mahalli genel seçimler. Ki bu manada e, Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte değerlendirdiğimizde bu mahalli genel seçimlerde çok önem kazandı. Hemen arkasından 2014'ün Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılında da milletvekili genel seçimi. Yani bu yapı böylesine ciddi bir görev üstlenecek. Bu bakımdan tabii ki bu kongre partimiz için çok önemli bir kongreydi. Türkiye'nin Muğla'nın ve Bodrum'un gündemini uzun süre meşgul eden ve daha da meşgul etmeye devam edecek gibi görünen Büyükşehir Yasası ile ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan şunları söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu sanıyorum bütün kamuoyu gibi siz de yakından takip ettiniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bazı illerin büyükşehir yapılmasına karşı bir tavrımız yok. Ama yeni getirilen büyükşehir yapısına itirazımız var. Yani bu konuda bizim itirazımızın iki sebebi var. Bir tanesi bir kere yönetilemez bir yapı oluşturuldu. Şimdi Muğla'ya bakın. Aydın'a bakın. Efendime söyleyeyim Denizli'ye bakın. Konya'ya bakın. Çok geniş bir coğrafyayı tek merkezden yöneteceksiniz. Bu bir kere Mantıklı bir şey değil. Ondan sonra Büyükşehir Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yani ilin tamamı Büyükşehir sınırları içerisine e, bütün köy tüzel kişiliklerini kapattık. 16.082 köy kapattık bu kanunla. Bu kanunla 1.582 belde belediyesi kapattık. Halbuki bizim daha önceki sistemimizde 29 il özel idaresi kapattık. İlin tamamını kapsayan iki il örneği de var biliyorsunuz daha önce İzmit ve e, İstanbul örneği var. İzmit ve İstanbul'da hem köyler devam ediyor hem e, özel idare devam ediyor hem de alt kademe belediyeleri var. Şimdi bu yeni sistemde alt kademe belediyeleri yok. Köyler yok. Özel idare yok. Şimdi Muğla'yı merkezde seçilecek tek bir belediye başkanıyla idare edeceksiniz. Hani burada tek diyorum buna e, özellikle iktidar kanadı itiraz ediyor ama e, biz bu işin içerisinde tabii bir ömür harcadık. Ben 25 yılda İçişleri Bakanlığı'nda mülk idare amiri olarak bu işin değişik kademelerinde çalıştım. Bu görevimin işte değişik ilçelerde kaymakamlık yaptık, değişik illerde vali yardımcılığı yaptık. 7 senede İçişleri Bakanlığı'nda hukuk müşaviri olarak çalıştım. Yani e, olayın her boyutuyla biz bunu yaşadık. MHP Muğla Milletvekili Erdoğan, Büyükşehir Yasası'nı Bodrum'u örnek vererek anlatmaya devam etti. Mehmet Erdoğan, Bodrum Yarımadası'ndaki 11 belediyenin kapatıldığını, tek bir belediye ile bölgenin kışın idare edilebileceğini ama yazın Bodrum'un nüfusunun 1 milyon kişiye yaklaştığını ve tek elden hizmet verilemeyeceğini söyledi. Mehmet Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Şimdi siz bugün Turgut Reis'te bir belediye başkanı ve onun etrafındaki ekiple hizmet veriyorsunuz. Bugün Gündoğan'da bir belediye başkanı ve onun etrafındaki ekiple hizmet veriyorsunuz. E yeni sistemde ne olacak? Bodrum'a bir belediye başkanı seçeceksiniz. E şimdi Bodrum Belediye Başkanı 11 beldede, bütün köylerimizde var olacak. Bu kolay bir şey değil. Yani sonuçta seçeceğimiz belediye başkanı insan. E dolayısıyla ne yapacak? Oraya memurlarını koyacak. Şu anda vatandaş bu beldelerde seçtiği insanla muhatapken, seçtiği insanların hesap sorarken Yeni dönemde e, belediyenin atadığı memurlarla muhatap olacak. Köylerde de aynı şey olacak. Ondan ondan sonra e, gene yeni dönemde bir başka sıkıntı da şu olacak. Bu ilçe belediyelerinin yetkisi şu andaki belde belediyeleri kadar bile yok. Şu anda en ücra köşedeki belde belediyesi mesela Kavaklıdere'deki Çamlıbel Belediye Başkanımız kendi beldesinde imar planı yapma ve uygulama yetkisine sahip. Ama yeni sistemde Bodrum Belediyesi imar planını yapacak, Büyükşehir'in onayına sunacak. Yeni sistemde içme suyu, kanalizasyon, mezarlıklar, efendime söyleyeyim, e, itfaiye, ana caddelerin, zabıt hizmetlerinin hepsi Büyükşehir'e geçecek. Dolayısıyla ilçeler açısından da bir sıkıntı var. Yani Bodrum'un sıkıntısını Bodrum'daki belediye başkanı mı daha iyi bilir? Yoksa Büyükşehir Belediye Başkanı mı daha iyi bilir? Ben size soruyorum yani şimdi bunu bu sizin aracılığınızla bütün hemşerilerimize soruyorum. Erdoğan büyükşehir yasasına karşı çıkmalarındaki diğer bir neden ise kanunun Türkiye'nin rejimini ve üniter yapısını tehdit eden unsurlar içermesi nedeniyle olduğunu söyledi. Milletvekili Erdoğan bunu şöyle açıkladı. Dünyada parlamenter demokratik sistemle yönetilen ve ilin tamamını kapsayan bir mahalli teşkilata sahip olan hiçbir ülke yok. Yani Dünyada e, mahalli teşkilat olarak ilin tamamını kapsayan, eyaletin tamamını kapsayan yapıların tamamı başkanlık sistemi işte bu Amerika'da uygulanıyor, Almanya'da uygulanıyor. Başka ülkelerde yani buna benzer ülkelerde ülkelerde uygulanıyor ama hem sisteminizin adı demokratik parlamenter sistem olacak hem de siz bir mahalli idareler kanunuyla şehir devletleri kuracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'nin e, üniter yapısını da tehdit ediyor yine güvenlik bakımından da Türkiye'de mesela özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizde ciddi sıkıntılar getirecek ülkemiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna karşı çıkarken şimdi doğu ve güneydoğu'da bizim terörle mücadelede e, sürekli 30 senedir yanımızda olan. Bize e, mahalli güç olarak katkıda bulunan özellikle oradaki arazi yapısının e, güvenlik güçlerimizi arazi yapısıyla ilgili rehberlik eden köy korucularımız var. Şimdi bu köy korucuları bundan sonra ee, devre dışı kalacak. Niye? Diyarbakır'daki şimdi belediye başkanı Osman Baydemir şu anda Diyarbakır il sınırları içerisinde yani il merkezini sadece yönetiyor ama bu yeni yapıyla e, Diyarbakır'ın tamamını yönetecek. Dolayısıyla e, köy koruculuğuna devam eden vatandaşlarımızın Diyarbakır belediyesinden hizmet alması mümkün değil. Onları o Büyükşehir Belediyesi'nin baskısı altında maalesef bu görevlerini bundan sonra yapamayacaklar. Mehmet Erdoğan yasayla her yerin şehir olduğunu, şehirlere polisin baktığını ve zamanla kırsal yapıyı çok iyi bilen ve Osmanlı'dan beri gelen jandarma teşkilatının kaldırılacağını savundu. Erdoğan, meclisten çıkan kanunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini ve hala aklı selim bir değerlendirmeyle Türkiye'nin bu felaketten kurtulmasını ümit ettiklerini ifade etti.